Nasıl, beğendin mi? Fena değil. Bırak bana. Yok yok, ben taşırım. Harika şeyler aldık Matmazel. Ne güzel, güle güle giy. Babam gitmedi daha değil mi? Hayır. Hazırlanıyor. Göster bakalım neler aldınız. Giyineyim üstümü de görün. Babama da gösterelim. Gidiyor. Biliyorum. Bihter. Engel ol. Bu gece gitmesine izin verme. Bu iş büyümesin. Hoş geldin. Niye benim haberim yok Adnan? Gideceğini niye bana söylemedin? Ani bir karardı. Nihal'in reisliğine kadar gidip gelirim diye düşündüm. Açıp kapatmayı öğretirim. Sonra silecekleri çalıştırmayı. Ya. Firdevs Hanım. Bir şey mi oldu? Hayır yok bir şey. Gel biz ayak altından çekilelim biraz. Babam gidecek, göremeyiz. Sana hoşça kal demeden gitmez, merak etme. Bihter lütfen aç kapıyı. İşimi mesele haline getirme. Aslında bu mesafe ikimiz için de iyi olacak. Olayların soğuması için yararlı olacak. Öyle düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakalım. Dönünce konuşuruz. Tamam mı? Çözemediğin şeyleri 3 gün içinde çözebilecek misin? Yoksa bu ayrılık, mesafe bizi birbirimizden daha da mı uzaklaştıracak? Pişmansın değil mi? Benimle evlendiğine pişman oldun. Ama sen gerçekten meselenin özünden uzaklaşıyorsun. Belki de gerçekten evlenmek için çok acele ettik. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Mesafeler gittikçe büyüyecek. Ben buna katlanamam. Ayrılalım hadi. İçindekileri çözmek için yardım olur diye söylüyorum. Bu senin kararın olmasın Bihter. Sen pişman olmayasın. Ben ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Seni seviyorum. Evlendiğime de pişman değilim. Ama böyle devam edemem. Bu çelişkilerle yaşayamam. Saçmalamaya devam ediyorsun. Büyük bir travma yaşıyorum. Bana anlayış göster. Biraz uzaklaşmak ikimiz için de iyi olacak.
Ayrılalım derken çok ciddiydim anne. Bunu da iyi düşün lütfen. Güle güle. Babacığım, Nihat Bey gelmiş. Heh, amcam da çıkıyor. Yüzünü bile doğru dürüst göremeden gidiyorsun. Şimdi geliyordum yanınıza. Elbisesini gösterecekti asıl. Thank you.